Yeniden merhaba Mercan TV izleyicileri. Mehmet Salıcı hocamızla beraberiz. Soru ve görüşleriniz için WhatsApp adresimiz 0535-050-1588'den soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hocam bir iki mesaj gel onu okuyayım. Tabii sonra sorumuza devam edelim. Hocam Gölbaşı'nda Murat ve Yasemin Karacalı başarılar dilerim diyor hocam. Teşekkürler. Selam, iyi yayınlar Çetin hocam. Samsat'ın Çiçek Köyü'nden Sıtkı Avcı hocamız. Adıyaman için bir değerdir. Başarının devamını temel eder ve her daim arkasındayız diye çok söylüyor hocam. Hissediyorum da bunu yakından. Evet hocam. Şimdi bebek çantası konuştuk. Riskli sezeryanlar. Hı hı. Kahta'ya geldiğimden beri benim temel hedefim şuydu. Gerek olmadıkça hiçbir hastayı ben sevk etmeyeceğim. Yani biz sevk makamı olmayacağız. Evet. Çünkü biz bu işin eğitimini alıyoruz. Gerekli pratiğimizi yaptıktan sonra ihtisasımız bitiyor. Ki benim ihtisas aldığım yerde Kocaeli'nin Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde biz endoskopi üzerine yani laparoskopi üzerine çok ciddi bir eğitim aldık. Doğum oranımız çok yüksekti bizim ve bu şekilde de ciddi şekilde pratik yapma imkanımız oldu. Şimdi geldiğimde 3. 4. sezeryanlar bir ilçe hastanesinde alınamaz gibi bir bakış açısını öncelikle yıktık. 3. sezeryanda, 4. sezeryanda hastamızı riske atmadan eğer hastanın riskli bir durumu varsa yani Kahta Devlet Hastanesi'nde olamayacak bir durum varsa kanser ameliyatı gibi çok ciddi riskli bir durum varsa hayati tehlike açısından hastalarımızı tabii ki bir üst merkeze sevk ediyoruz. Ama onun dışında eğer o hastanede olabilecek bir hastaysa biz sezeryanları alıyoruz. Geçen aylarda da ciddi şekilde çok riskli gördüğümüz bir sezeryan ameliyatlarımız oldu. Nedir bunlar? 5. sezeryan olup aynı zamanda plazenta previası olan, total plazenta previası olan hastamızın ameliyatını biz Kahta'da gerçekleştirdik. Bu ciddi şekilde bir ilçe hastanesinde sanırım Kahta'nın da tarihinde bir ilktir. Elimizden geldiğince aldığımız eğitime dayanaraktan biz ameliyatlarımızı yapıyoruz. Başarıyla tamamlıyoruz. Bilgi en büyük güçtür. Evet. Eğer siz bilirseniz ne ameliyatta korkarsınız, ne doğumda korkarsınız, ne de hastayı muayene ederken korkarsınız. Çünkü o bilgi sizi korur. Biz de bu şekilde kendimizi hep geliştirerek, hep okuyarak, hep pratik yaparak bir şekilde geliştirmek istiyoruz ki hastalarımıza yardımcı olalım. Hep söylediğim şey, Kahta'dan hiçbir hasta başka yere gitmemeli. O zaman ben işimi iyi yapıyorumdur işte. Tabii çok büyük riskli olan şeyler bir an önce söylediğim gibi olmadığı müddetçe. Tabii ki. Peki hocam, laparoskopi? Az önce söyledim, Kocaeli'nin Derince Eğitim Araştırma Hastanesi özellikle endoskopi üzerine bir eğitim veriyor. Ve biz orada da artık laparoskopik ameliyatlar, yani kapalı ameliyat dediğimiz... Onun yanında laparoskopi ve jinekolojik ameliyatlar hocam. Evet, jinekolojik ameliyatlar. Şimdi laparoskopi dediğimiz şey kapalı yöntemle yapılan ameliyattır. Eskiden laparoskopi gelişmeden önce... insanlar açık cerrahi ile ameliyat olur ve bir şekilde hastanın postop dediğimiz dönem yani ameliyat sonrası dönemde hastanın eski hayatına dönmesi, günlük yaşamına dönmesi biraz daha vakit alabilirdi. Aynı zamanda postop ağrı daha şiddetli olabiliyor açık ameliyatlarda. Benim kadın hastalıkları doğum tezim de laparoskopi üzerinedir. Laparoskopide peki ne oluyor? Laparoskopide kapalı yöntemle küçük insizyon dediğimiz küçük deliklerden batın içerisine girip rahim ve yumurtalıklarda tüplerde gelişen bir hastalığı siz kapalı yöntemle ameliyat edebiliyorsunuz. Ve bu şekilde büyük bir insizyon kesisi olmamış oluyor. Hasta postop dönemde daha çabuk gündelik yaşamına dönebiliyor. Daha az ağrı hissedebiliyor. Estetik olarak... büyük bir kesi vücudunuzda olmuyor. Yani iz kaldı derdi yok. Tabii ki. İz kaldı derdi yok. Postop ağrı şiddeti daha az. Günlük yaşamına dönmesi daha erken sürede oluyor. Ben Kahta'ya geldikten sonra biz laparoskopik ameliyatlara başladık. Ne gibi ameliyatlar yapıyoruz? Dış gebelik ameliyatlarını açık yöntemle yapmıyoruz. Laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Hastayı bir gün sonra evine hiç ameliyat olmamış gibi taburcu edebiliyoruz. Bu hastanın, gerek hastanın sağlığı açısından gerek de ameliyat içerisinde bizim
laparoskopik ameliyatta kamerayla baktığımızda o zoom özelliği sayesinde organları daha net görmemizi sağlıyor. Bu bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Hastanın da sağlığını daha iyi yapıyor. Böyle bir yöntem varken de açık cerrahiye gerek var mıdır? Tabii ki yoktur. Hele bu pandemi sürecinde bu çok çok önemli. Çok önemli. Hasta daha az hastanede kalmış oluyor. Hastanede kalma süresini azaltıyorsunuz. Günlük yaşamına dönebiliyor. Ve o postop dönemde bağışıklığın azaldığı dönemde ciddi şekilde bir koronavirüs enfeksiyonu geçirse belki daha ciddi olabilecek. Ama laparoskopik ameliyatla bağışıklığa etkiniz daha az oluyor. Zaten biz bunu da bilimsel çalışmalarımızda kanıtladık, açıkladık, yayınladık. Gayet de güzel. Hocam yayına çıkmadan önce yani sizin aklınızda biraz bilgiler toplamaya çalıştık tabii. Köylere gittiğinizi duyduk hocam. Köylere neden gidiyorsunuz, niçin gidiyorsunuz? Şimdi 1900... Bu farklı bir şey yani bir doktor kadın doğumcu köylere gidiyor. 1940'lı yıllarda Mustafa Güzelgöz diye bir adam varmış. Vefaspor'un kalecisi bu. Nevşehirli, Nevşehir'e geliyor bir gün. Orada çocuklar top oynarken onları seyrediyor. Ve birkaç da taktik veriyor orada çocuklara. Tabii Kaymakam Bey bunu görüyor. Kaymakam Bey Mustafa Bey'le görüşüyor. Diyor ki, Mustafa Bey diyor, sen diyor burada kal. Bu çocukların sana ihtiyacı var. İstanbul'da diyor kaleci çoktur. Vefaspor kaleci bulur. Ama bu çocuklar diyor burada bulamaz. Ya diyor Sayın Kaymakamım ben diyor burada nasıl kalacağım peki diyor. Sana iş ayarlarız diyor. Kütüphane memurluğunu ayarlıyor. Neyse Mustafa Güzelgöz kütüphaneye giriyor. Her yer toz toprak içerisinde. Nemden artık kitaplar kokuyor. Hepsini dışarı alıyor. Bütün kitapları temizliyor. Odayı temizliyor. Daha sonra çok güzel bir kütüphane yapıyor. Ama insanlar kütüphaneye gelmiyor. Allah Allah diyor. Ya ben ne yapmalıyım diyor bu insanları çekmek için. O dönemde devlet kadrosuna kadrolu bir eşek alıyor. Kadrolu bir eşek. Eşeğin sırtına iki tane sandığı geçiriyor. Kitapları içine koyuyor. Madem halk bana gelmiyor. Ben halka giderim diyor. Köyleri dolaşıyor. Ve insanlara kitap okumayı teşvik ediyor. Tabii bu o memleketin daha sonra baktığınız zaman okuma oranı en yüksek illerden biri olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi işte o 1940'lı yıllarda eşekli kütüphane ile köyleri gezen Mustafa Güzelgöz'dür. Böyle bir başarı hikayesi vardır. Ben çok etkilenmiştim. Benim hayatımda önemli yer edinmiş insanlardan biridir. Öyküsüyle, yaşantısıyla. Ben de bu şekilde köylere giderek kadın sağlığı hakkında bilgilendirmeler yapıyorum. Besin'in köyüne gittik, Gölbaşı'nın köyüne gittik, Samsat'a gittik, Kahta'nın köylerine gidiyorum. Boş vakit bende yok. Ben mutlaka bir yere dokunabilmeliyim ki o insanlara dokunduğumu hissedeyim, memleketime bir şey katmış olayım. Ve bu şekilde ne oluyor? İnsanlar sizi dinliyor. Tabii ki kadın sağlığından bahsediyoruz ama ben insanımızı da tanımak istiyorum. Acaba başka bir ihtiyacı var mı? Bunu yerinde görmek istiyorum. Eğer ben bir şeyi yapabilecekken ve boş duruyorsam bu benim için çok ciddi bir dezavantajdır. Ben böyle yaşayamam. Çünkü kendi pozitifliğimi onlara aktarmalıyım. Bilgimi aktarmalıyım ki insanımızı sağlık ve eğitimle beraber ileri seviyeye atlatabileyim. Peki hocam bu kadar yoğunluk arasında ne zamanları gidebiliyorsunuz? Mesela boş zaman dediğiniz zaman boş zamanınız da yok da ne zaman gidebiliyorsunuz? Hafta sonları mı gidiyorsunuz? Sadece hafta sonu değil. Eğer 4'ten sonra o gün nöbetçi değilsem eşimle beraber atlayıp gidiyorum. Peki köye haber veriyor musun? Geldiğin köy yoksa? Spontane gidiyorum. Orada muhtarı falan mı soruyorsun yoksa direkt bir eve gidiyorum, musun? Gidiyorum, geziyorum mesela. İnsanlarla orada sohbet etmeyi seviyorum. Çünkü ben insanımızı seviyorum. Evet. O şekilde gittiğimizde daha güzel oluyor. Ama onun dışında daha önceden ayarlayıp gittiğimiz yerler oluyor mu? Oluyor. Böyle olduğu zaman daha güzel oluyor. İnsanları bir araya topladığınız zaman, özellikle köye gittiğiniz zaman size çok değer veriyorlar. Adıyaman'a ben ilk geldiğimde hep demiştim, bizim hekim arkadaşlarımızı buraya çekmemiz lazım. Adıyaman'ın insanı başka. Aynen. Saygı, hürmet bizde sonsuz. Daha sonra göğüs hastalıkları uzmanı yoktu yaklaşık Kahta Devlet Hastanesi'nde bir yıldır. Bir göğüs hastalıkları arkadaşım vardı. Konuştum, dedim ki gözünü kapat, atla gel. Burada insanların sana ihtiyacı var.
ve saygıyı, hürmeti de en tepede göreceğinden emin olabilirsin. Sağ olsun kırmadı doktor arkadaşımız. O da atladı Kahta'ya geldi. Yani mutlu oluyor insan böyle dokundukça. Evet. Zaten bizim kendi yerli insanımızın, yani buranın insanı burada kalması çok farklı bir şey hocam. Ya çünkü buranın insanı dinlen gerçekten bizimkiler anlıyor, buradakiler anlıyor. Onun için hocam çok seviyorsunuz. Yine bir mesaj geldi, onu okuyacağım hocam. İyi yayınlar. Mehmet hocam başarıların daim olsun inşallah. Bir gün tekrar beraber çalışma fırsatımız olur. Necip Aktaş. Necip de mecburi hizmet yaptığım devlet hastanesinde çalışma arkadaşlarımdan biriydi. Çok teşekkürler Necip. Sevgilerimi yolluyorum. İyi akşamlar. Gölbaşı'ndan Esra Mulla, desteci Mehmet hocama saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İyi ki böyle doktorunuz var. Memleketin yükünü omuzlamış. Memleket sevdalası mükemmel ötesi bir doktor diyorlar hocam sizin için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hocam acaba doğum sayısı fazla gibi. Bu da kadın doğumcu olarak sizleri çok yoruyor mu veya çok zorluyor mu? Özellikle Kahta'da bahsettiğim gibi yaklaşık 200 bin nüfusa biz hizmet ediyoruz. Tabii ki doğum sayısı orana göre Adıyaman'da biraz daha fazla. Bizim Kahta Devlet Hastanesi'nde ortalama doğum sayımız 150-200 civarında. Aylık mı? Aylık. Aynen. Aylık. Doğumhane ekibimiz müthiş bir özveriyle hocam, çalışıyor. Hocam bu arada kaç tane kadın doğumcu var Kahta'da? Şu an 3 kişi var kadrolu ama biri doğum izninde, biri hastalık nedeniyle raporlu. Dolayısıyla bu süreçte son bir aydır tek çalışıyorum. Allah yardımcı olsun hocam. Çalışma çok zor bir süreçti, zor bir süreçti ama size enerji veren şey şu, meslek aşkınız. Aynen. Meslek aşkı olduğu zaman yorulmuyorsunuz, inanın yorulmuyorsunuz. Aynen. Hizmet ediyorsunuz, ettikçe enerjiniz artıyor, ettikçe enerjiniz artıyor. Ve karşı taraftan da özellikle Adıyaman insanından bunu aldığınız zaman işinize aşkla bağlanıyorsunuz. Yani sizi hastaneye gitmek koymuyor. Tabii bunu da özellikle belirtmek istiyorum, bizim doğumhane ekibimizin, servis hemşirelerimizin çok ciddi emeği var. Bu başarı tek benim değil, hocam, ekibimin başarısı. Hocam buradan da selam ve saygılarımızı gönderelim. Evet, hastanedeki evet. Sizin kadın doğumcusu, hepsi çok güzel insanlar, servis, çok tecrübeli insanlar. Hemşire arkadaşlarımız, hasta bakıcı hepsine buradan selam ve saygılarımızı gönderelim. Az önce ekip işidir dedim ya, doktorundan tutun temizlik personeline kadar bir ekip içerisinde çalışmazsanız, herhangi birinde bir defekt varsa İşiniz zor. Başarıya ulaşmaz. Zordur evet. Zordur. Hocam yurt dışından bir soru. Histeroskopi muayene ne derece ehemmiyetlidir? Bu Azerbaycan'dan geliyor. Ne derece? Histeroskopi dediğimiz şey rahmin içerisine kamerayla girip rahmin iç tabakasını değerlendirdiğimiz bir alettir. Histeroskopi minimal invaziv dediğimiz, yani küçücük bir işlemle hastayı aynı gün taburcu edebildiğimiz bir işlem. Neleri görebiliyoruz histeroskopiyle? Histeroskopiyle rahmin içerisine girdiğimiz zaman, eğer rahmin iç tabakasında polipoid bir yapı varsa, yani bu et beni dediğimiz, miyom varsa, rahmin iyi huylu tümörü dediğimiz şey, bunları görebilip rezeke edip temizleyebiliyoruz. Az önce bahsettik, infertiliteye, yani çocuk olmamasına da sebep olan faktörlerden birisi. Evet. Aynı zamanda histeroskopi esnasında su basıncıyla verdiğimiz basınçla beraber eğer tüplerde ufak tıkanıklıklar varsa o ufak tıkanıklıkları da açıyor. Histeroskopiye eş zamanlı laparoskopiyle baktığınız zaman o zaman tüplerin açık olup olmadığını da değerlendirebiliyorsunuz. Histeroskopi müthiş bir alet. Şu an Kahta Devlet Hastanesi'nde bulunmuyor. Geldiğimden beri bir şekilde bu aleti aldırmak istiyorum Kahta Devlet Hastanesi'ne. İl Sağlık Müdürümüz Sayın Erdoğan hocamızla da bizzat gidip görüştüm. Kendisi bizzat ben ilgileneceğim dedi. Sağ olsun o da çok değerli bir hocamızdır. İnşallah histeroskopi de Kahta'ya gelirse hiçbir hastamızı Adıyaman'a göndermeyiz. Her şeyi orada halletmiş oluruz. Hocam Kahta sizi bırakmayacak onu söyleyelim. Emekli olana ben kalıcı olmaya geldim hayır, zaten. Emekli olana kadar Kahta'dayız hocam. Yani, ben kalıcı olmaya yani geldim. Yani onu söyleyelim. Yani bu kadar başarınız var, bu kadar güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ben de Kahta'da sizi sevdi. Daha doğrusu Adıyaman sizi sevdi. Ben de Adıyaman'ı çok seviyorum. Bence sevgi sizi, karşılıklı. Aynen hocam. Bence sizi bırakmazlar. Hocam bir de aynı zamanda doktorlardan oluşan bir deneyin başkanısınız. Evet. Neden bu derneği kurma ihtiyacı hissettiniz hocam? Ve derneğin amacı nedir, gayesi nedir, ne için? Derneği kurma fikrim yine 16-17 yaşlarıma dayanıyor. Lise zamanlarında ben imkanı olmayan, özellikle kendi bölgemizde çok kişilere tanık oldum. Aynı zamanda
eğitimin ne derece önemli olduğuna tanık oldum. Ve kendime şöyle bir söz verdim. Dedim ki imkanın olduğu zaman ileride 15 yıl sonra bir dernek, vakıf kurup bu insanlara bir şekilde dokunman gerekir. Eğitim alanıyla, sağlık alanıyla ve neler yapıyoruz? Öncelikle ekibimden bahsedeyim. Ekibimizin güzel bir ekibimiz var. Çoğunluğu doktorlardan oluşan bir ekibimiz. Kurucu üyelerimizden birisi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde pandemi döneminde Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı şu anda. Profesör Doktor Füsun Yıldız, göğüs hastalıkları uzmanı, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından. Füsun Hocam ablam gibidir benim. Yine Ali Hocam var, kurucu üyelerimizden. Ali Hocam Gölbaşı'nda Milli Eğitim Müdürü olarak çalışıyor. Doktor arkadaşlarımız var, göğüs cerrahisi doktorumuz var, çocuk hastalıkları doktorumuz var, avukatımız var, kadın hastalıkları doktorlarımız var, mühendislerimiz var. Ya, yine Mersin'de bir öğretmen arkadaşımız var. Psikologunuz var mı hocam? Psikologumuz yok. Biz gelebiliriz ya. Biz olabiliriz. Yani güzel bir ekibimiz var. Ben her zaman şuna inanmışımdır. Liyakat çok önemlidir. İşin evet. ehline işi verirseniz sizi ileriye götürür. Ama ahbap çavuş ilişkisiyle ilerlerseniz bir adım ileriye gidemezsiniz. Doğru. Hiç kimseyi de memnun edemezsiniz. Evet. Onun için liyakat önemli. İşin ehline işi bırakacaksınız. Şimdi ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Kendi alanımla ilgili çalışmalar yapabilirim. Eğitimi bu yönde aldım. Ben gidip de şu yolu asfalt yapamam. Anlamam çünkü asfaltın kalınlığından, ne kullanılması gerektiğinden hiçbir şeyden anlamam. Siz bana o işi verirseniz ne olur? Asfalt çöker. Aynen. Ama beni sağlık alanında görevlendirirseniz o zaman ne olur? Ben sizi ileriye taşıyabilirim. İşi ehline vermeniz lazım. Biz böyle bir dernek kurduk. Dernek kurduğumuz zaman ne gibi projelerimiz var? Kadın sağlığıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Çocuk sağlığıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Füsun hocamız sağ olsun geldi tutun. Köylerine gittik. Hocam merkez nerede? Merkeziniz? Kocaeli merkezli bir Kocaeli derneğiz. Evet. Köylere gidip kadın haklarıyla ilgili, sigarayla ilgili konferans verdik. Çok güzel bir anımı anlatayım. Şimdi Füsun hocam Kıbrıs'tan gelmişti o zaman yine. Kadın haklarıyla ilgili bir seminer vereceğiz. Tuttayız. Gittik. Erkek ve kadınları bir araya getirdik biz. Şimdi köylerde biz genelde evlerimizde bile erkekler ayrı yerde oturur, kadınlar ayrı yerde oturur. Dedi evet. ki siz dedi aynı evin içerisinde beraber oturuyor musunuz? Oturuyorsunuz. O zaman dedi burada da beraber oturursunuz. Ne farkı var dedi. Orada kadın haklarından bahsettik. Çok güzel dokunuşları oldu ekibimizin. Onun dışında eğitimle ilgili özellikle üniversite öğrencilerine burs konusunda destek oluyoruz. Çok güzel, bu çok güzel. Burs konusunda destek olup onlara sadece maddi yardım yapmıyoruz. Benim temel anlatmak istediğim felsefem şudur öğrencilere. Diyorum ki biz sizlere eğer sadece maddi bir yardım yapıp ayrılıyorsak biz size dokunamıyoruz demektir. Benim onlardan istediğim şu, en az bir sosyal projede yer alın istiyorum. En az bir konuşma yapın ki dernek içerisinde de olsa ileride bir toplum önüne çıktığınız zaman konuşma yetiniz olabilir. En azından sosyal fobinizi atmış olursunuz. Kesinlikle. Ve bu projede yer aldığı zaman inanın siz birine dokunuyorsunuz, o birilerine dokunuyor. Yani bu kar topu gibi büyüyecektir. O insanın o şeyini atmasını istiyoruz. Özellikle insan sevgisi anlamında, insan sevgisi anlamında bazı değerleri aktarmak istiyoruz. Kocaeli'de çok projelerimiz oldu bizim. Bir müzik odası projemiz oldu, müzik sınıfı. O projeyi biz... Bu sizin derneğin içinde mi oldu hocam? Dernek bir okula yaptı. Biz Venezuela'da bir müzik sevgisi nasıl getirilmiş diye. 1990'lı yıllarda Venezuela'da suç oranı çok yüksek. Özellikle evet. çocuk yaştaki çocuk çağda. Ve bu şekilde ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Prefabriklerden çocuklara enstrüman eğitimi vermeye başlıyorlar. Bu şekilde ne oluyor? Aileler geliyor. Dışarıda aileler beklerken onlar birbiriyle konuşuyor. Samimi oluyorlar. Çocuklar içeride enstrüman öğreniyor ve çocukları sokaktan çekmiş oluyorsunuz. Bu şekilde çocuklara verdiğiniz destekle beraber %50 oranında 10 yılda 1,5 milyona ulaşıp %50 oranında suç oranı Venezuela'da düşmüş. Biz dedik ki bunu biz Kocaeli'ye yapalım. Enstrüman öğretelim çocuklara. Şimdi bugün Fazıl Say'a, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biridir. Piyanist. Fazıl Say'a siz eğer babası deseydi ki oğlum sen fiziğin kötü fizik dersi verelim. Matematiğin kötü matematik dersi verelim.
deseydi piyano yerine, belki şimdi Fazıl Say bir şirkette ekonomiden sorumlu bir müdür olacaktı. Ama şimdi ne oldu? Fazıl Say'ı dünya tanıyor. Fazıl Say sayesinde ülkemizi dünya tanıyor. Yani çocuğun eğer bir yeteneği varsa enstrümanla ilgili bir şekilde onu teşvik etmek lazım. Ve bu müzik sınıfıyla beraber eğer çocuğun içinde müzik yeteneği varsa onu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bir öğrenci kurtarsanız, bir Fazıl Say yetişse ne mutlu ülkemize, değil mi? Evet. Peki hocam, yönetim kaç kişisiniz? Yönetim kurulu? Yönetim kurulumuz 5 kişiden oluşuyor. 5'te 7'imiz var. Ama bayağı bir faalsiniz ama. Faaliz. Yani yetişebiliyor musunuz? Biz 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde kurulduk 2018 yılında ve 2 yılda gerçekten çok ciddi projelere imza attık. Bunun dışında İzmit'te yine ilk defa bir projemiz oldu. O zaman da İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, kendisini buradan sevgiyle selamlarımı yolluyorum. O destek vermişti ve İzmit Belediyespor Fenerbahçe kadın basketbol karşılaşmasında tüm gelen seyirciler sahaya oyuncak, peluş oyuncak attılar. Bu Türkiye'de ilk defa oldu. Türkiye'de ilk. Yurt dışında çok oluyor ve hatta bunun senelik organizasyonları var. Bu şekilde ne oldu? Biz oradaki oyuncakları toplayıp İzmit'in 41 köyüne çocuklara ulaştırdık. Ve istedik ki oyuncağı olmayan çocuk kalmasın. Çünkü çocuk ilk bağ neyle kurar? Oyuncağıyla kurar. Onunla ilgili hayaller üretir. Beyin gelişimini onunla ileriye atabilir. Çünkü siz bir çocuğun hayallerini etki edemezseniz, çocuğun hayal gücü çok önemlidir. Onu ileriye taşıyamazsınız. Ve bu şekilde biz çocuklara dokunmak istedik. Hocam çocuklar zaten hayal gücü geliştikçe daha çok güzel şeyler yaparlar. Yani bence çok güzel işler başarıyorsunuz. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Onun için hocam sizi çok seviyorlar. Yani sorular da arka arkaya geliyor. Bir de teşekkür mesajları geliyor. Kahta'dan selam olsun. İyi ki Kahta'ya geldiniz hocam. Sizin gibi işten samimi doktorun olduğu için çok mutluyuz. Bir de sorum olacak diyor hocam. Miyom ameliyatı riskli mi? Miyom dediğimiz şey rahmin iyi huylu tümörü. Miyomun boyutu önemlidir. Yerleşim yeri önemlidir. Rahim içerisinde eğer rahmin iç tabakasına baskı yapıyor ya da rahmin iç tabakasına yerleşmişse bu miyom kanamaya sebep olabilir. Onun dışında miyomun boyutuna göre de miyom ağrı yapabilir, yine kanama yapabilir. Bu şekilde eğer hastada semptom yaratıyorsa ve ciddi şekilde büyükse bu miyomun alınıp patolojiye gönderilip iyi huylu mu kötü huylu mu sonucunun öğrenilmesi gerekir. Eğer kötü huyluysa da ona göre bir cerrahi planlamak gerekir. Ama İyi huylu bir miyomun sadece çıkarılması hastayı tedavi etmek için yeterlidir. Biz Kahta'ya geldiğimizde ilk ikinci ayımızdı sanırım. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında büyük bir miyom çıkarmıştık Kahta'da. Sonuç iyi gelmişti. Güzel bir ameliyat olmuştu. Miyom dediğim gibi rahmin iyi huylu tümörü. Miyomun yerleşimine, boyutuna göre çıkarılması gerekir. Hocam şimdi şöyle bir soru var. Düşük yaptıktan sonra yeniden gebe kalabilmek adına ne kadar beklemek gerekiyor? Evet. Yani düşükte ne kadar süre sonra gebe kalınabilir? Eğer anne düşük yapmışsa ve bu haftasına göre küçük bir haftaysa, özellikle 10 haftadan küçük bir haftaysa, kürtaj işlemi olmuşsa, yani rahmin iç tabakasını biz kazımışsak, o rahmin iç dokusunun yenilenme süreci vardır. Eğer o tabaka yenilenmeden siz tekrar gebe kalmak isterseniz bu tekrar düşükle sonuçlanabilir. Ancak 3 aylık süre, 3 ve 6 ay önerilen süreler, sonra çocuk düşündüğünüz zaman bunda herhangi bir sıkıntı olmamaktadır. Bizim için temel nokta 3-6 ay sonra tekrar gebelik düşünülebilir. Hocam hamilelikte cinsel yaşam sürdürülebilir mi diye bir soru var. Tabii ki sürdürülebilir. Ne zaman aralı falan var mı hocam? Eğer hastanın bir riski yoksa, riskten kastımız nedir? Bebeğin eşi, plazenta dediğimiz rahim ağzını kapatmıyorsa, eğer kapatıyorsa riskli bir durumdur. İlişkiyi biz önermiyoruz o tür durumlarda. Veya bebeğin düşük tehlikesi varsa o tür durumlarda ilişkiyi bir süre erteleyelim diyoruz. Ama bu tür riskli bir durum yoksa gebeliğin başından sonuna kadar cinsel ilişki olabilir. Bir sıkıntı olmaz diyorsun hocam. Gebelik döneminde radyasyona maruz kalırsam ne olur diyor.
Çok güzel bir soru aslında. Özellikle bu pandemi döneminde röntgen tomografi çekilmesinde ülkemizde yer alan röntgen ve tomografi cihazındaki o radyolojik toksite dediğimiz değer aslında çok düşük. Yani bir kez çekildiği zaman bir röntgeni onun gebeliğe etkisi çok çok azdır. Çünkü onun o radyan değeri çok düşüktür. Tomografide keza yine öyle, yine 1,5 radyandır. Onun da gebelere zarar verme ihtimali düşüktür. Hastalarımız bununla ilgili çok endişe ediyorlar. Hocam ben gebe olduğumu bilmiyordum, röntgen çektirdim, bebeğim de bir anomali olur mu, sıkıntı olur mu, bebeğim düşer mi? Hayır, ülkemizde yer alan röntgenler gebelikte toksite değerinden düşük değerlerdir. Biz hocam kapıda yazıyor hamile olanlar girmesin gibi veya hamile olanlar... Genelde tabii ki radyasyonu önermiyoruz. Ama bunun defaten yapılması zarar verebilir. Fakat o düşük dozlarda alınması herhangi bir zarar vermez. Ama zaten hocam hamile olsa bile mecburen çekecek bir şey varsa çekmek zorunda zaten. Tabii özellikle bu koronavirüs hastalarında anne karnını koruyarak tomografi çekilebiliyor akciğerleri. Yani evet. Siz bir kurşun yelekle koruduğunuz zaman o bebeğe zaten zarar vermiyor. Doğru. Şimdi insana şey var hocam, mesela diyor ki ben bir ilaç alacağım, bana karım var, zararım var diyorlar. Ben de şunu söylüyorum hocam, doğru mu değil mi sizden bir teyit alalım. Eğer bir ilacın size %10 zararı varsa, %90 da faydası varsa biz onu kullanırız. Doğru mu hocam? Doğru. Çünkü insana bundan kaçıyor. Yarar zarar dengesine bakılır çünkü. Bilhassa bizim psikiyatrik ilaçlarda bu sıkıntı hocam yaşanıyor. İşte almayın, bağımlılık yapıyor falan. Aslında çok öyle bir şey de yok. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Hocam çok güzel bir soru. Hamilelik sürecimde saçlarımı boyatabilir miyim? Onu çok önermiyoruz. Özellikle kimyasal boyaların vücuda geçebilmesi mümkün olduğu için bunu da çok önermiyoruz. Kimyasal etkilerinden ötürü. Yani o zaman şimdi buradan hamile bayanlara saçlarını boyatmayın diyelim mi hocam? Radikal bir şey hiçbir zaman söylemeyiz. O hastanın tamamen kendi tercihidir. Ama biz uyarımızı yapıyoruz. Evet ama etkileyebilir diyorum. %100 etkiler diye bir şey söz konusu değil evet. Ama etkilemesi mümkün. Etkilemesi mümkün. Birden fazla düşük yaşadım. Çocuk sahibi olma şansım yok mu? Var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle var. Öncelikle hastanın değerlendirilmesi lazım. Altta yatan bir patolojik bir sebep var mı? Az önce bahsettiğimiz polip, miyom var mı mesela? Rahim içerisinde bir sıkıntı var mı? Veya genetik bir hastalık var mı? Veya pıhtılaşma bozukluğu var mı? Bunların değerlendirilmesi gerekir. Şöyle de bir oran vereyim. 4 defa ard arda düşük yapanların 3 yıl içerisinde gebe kalma, sağlıklı bir çocuk doğurma ihtimali %70-80'lerdedir. Güzel bir oran. Evet, çok güzel bir oran. Yani onun için hiç endişeye gerek yok. Ama 3 ve 3'ten fazla eğer düşük olmuşsa ard arda bunun araştırılması gerekmektedir. Bir düşükte araştırmaya gerek yok. Tedirgin olmaya gerek yok. Ama 3 ve 3'ten fazla düşük varsa ve ard arda gelişmişse bunun araştırılması gerekir. Hocam hamilelik döneminde yeme bayağı bir sıkıntı ama öyle bir soru var. Hamilelik döneminde abur cubur tarzı yiyecekler yersem bir şey olur mu diyor. Hiçbir şey olmaz. Yani abur cubur yiyebilirsiniz ama bu sağlıklı bir kişide ne derece sağlıklıysa sizde de aynı şekildedir. Sonuçta siz iki cansınız. Yani bebeğiniz de sizden bir şeyler koparıyor. O zaman sağlıklı beslenmek zorundasınız. Abur cubur tarzı şeyler sağlıklı değil. Bunlar obezite yapabilir, diyabet yapabilir, birçok hastalığı beraberinde getirebilir. Ama sağlıklı şeyler yediğiniz zaman, vücudunuz sağlıklı olduğu zaman o zaman bebeğiniz de sizden sağlıklı şeyler kapacaktır. Evet. Sigara gibi. Sigara içtiğiniz zaman bunun bebeğe zararı var mıdır? Kesinlikle vardır. İleride bebekte astım hastalığı olabilir, KOAH olabilir veya gebelikte gördüğümüz birçok sıkıntı ortaya çıkabilir. Bebeğinizde gelişme geriliği olabilir. Sigaranın çok büyük zararı vardır aslında. Abur cubur içerisine koymasak da sigarayı kesinlikle içmememiz gerekir. Hocam sigara konusunda çok iyi değindiniz. Ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim ama tekrar size bir soru sormak için onunla ilgili. Hatta çok güzel bir karikatür var hocam. Çocuk 1-2 aylık anneyi emiyor. Anne sigara kullandığı için. Anne emdikten sonra çocuk sigara üflüyor. Sigara dumanı üflüyor. Çok güzel bir karikatür. Hocam ben gelenlere hamile kalan kesinlikle sigara içmeyin diyorum ama hamileliğini bildiği andan itibaren sigara kesinlikle kesmesi lazım değil mi hocam? Kesinlikle kesmesi lazım. Sigarayı zaten normal şartlarda da hiç içmemesi lazım. İçmemesi lazım ama dayanamıyor. Mesela çok tanıdığım insanlar hamile ama sigaraya devam ediyor.
Hatta benim bir danışanım vardı. Hamileyim dedi. Kesinlikle bir daha sigara içtiğini görmeyeceğim. Bu son sigara olsun dedim. Bitir dedim. Bitirdi. Ve çok güzel. Çok güzel de gidiyor. Ama o sigara üzerine bir daha söyleyin hocam. Sigaranın zararını söyleyin. Çünkü şu anda bizi izleyen bir iki arkadaşımız da var. Hı-hı. Mesela hamileleri biliyorum. Sigara hala kullanıyorlar. Kullanma dedik. İşte günde bir iki tane içiyorum diyor ama. Yani bunun bebeğe etkileri artık bilimsel gerçeklerle ortaya çıkarılmış. Bebekte gelişme geriliğini ortaya koyabilirsiniz. Bebeğiniz gelişmezse erken doğumuna sebep olabilir. Erken doğarsa birçok yaşamsal faaliyeti gerçekleşmeyebilir. Evet. Ve bebek küçük olduğundan ötürü bir süre küvezde kalabilir. Hangimiz isteriz? Siz kendi çocuğunuz küvezde kalsın önce bir süre ister misiniz? Erken doğsun ister misiniz? Anne karnında gelişimi tamamlamadan. Hocam gebelikte neden folik asit kullanmalıyız? Gebeliğin özellikle ilk 10 haftasında nöral tüp defekti dediğimiz, yani omurilik defekti dediğimiz sorunlar ortaya çıkıyordu çok eskiden. Ancak bu folik asitin bulunmasıyla o kanalın kapanmasını sağladığı için bu tür nöral tüp defeklerini biz sonradan çok çok az görmeye başladık. Folik asit son derece önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün gebelikte kullanılmasını önerdiği iki ilaç vardır. Birincisi folik asit, ikincisi de demir ihtiyacından ötürü demir ilacıdır. Folik asitin faydası ne hocam hamilede? İlk 10 hafta içerisinde bebeklere zaten faydası var. Yani bebek ilk 10 haftada organ gelişimini tamamlıyor. Eğer folik asit eksikliği varsa organları sırttan açıklıkla ortaya çıkabiliyor. Siz ne yapıyorsunuz folik asit vererek? Orada bir defekt olmasını engellemiş oluyorsunuz. Ve daha sonra da çocuğun eğer organları, yani beyinsel organlardan bahsediyorum, dışarı çıktığı zaman ne oluyor? Bazen bebek doğar doğmaz ölebiliyor. Bu tür sıkıntılarla ortaya çıkabiliyor. Yani çok ciddi defekler ortaya çıkar. Onun için mutlaka ama mutlaka folik asit kullanmamız gerekmektedir. Gebelikte spor yapılır mı hocam? Tabii ki yapılır. Eğer hastanın erken doğum tehdidi yoksa spor yapmasında herhangi bir sakınca yok. Erken doğum tehdidi varsa da çok ciddi egzersiz dediğimiz sporlardan kaçınması gerekir. Bir süre yürüyüş tarzı sporlar yapabilir. Tabii ki yapabilir. Kaç aydan sonra hocam yürüyüş öneriyorsunuz hamilelikte? İlk baştan itibaren. Yürüyüş mesela yapabilir. Mesela biz de depresyonu yürüyüş öneriyoruz. Yani eğer hı-hı, çok bir depresyon şeyi yoksa. Çünkü yürüyüş ilaç kadar etkili. Evet. Onun için biz de öneriyoruz ama ki hamilelik sürecinde yürümesi lazım. Şundan soruyorum. Yani bazı insanlar ya işte şimdi yürümesem de olur falan gibi düşünüyorlar ama yani hamilelik sürecinde yani yürümek her zaman faydalı da onun belli bir şeyi var mı hocam? 3 aydan sonra, 5 aydan sonra belli bir kriteri falan var mı? Öyle bir kriteri yok. Eskiden sezaryen oranlarının düşük olma sebeplerinden birini biliyor musunuz? Eskiden analarımız yerleri silerlermiş. Evet. Ellerinde bezlerle tarlada çalışırlarmış. O zaman ne oluyor? Pelvik kaslarınız çalışmış oluyor. Ve normal doğumu daha kolay yapabiliyorsunuz. Çünkü kaslarınız çalıştı. Ama son zamanlarda ne oluyor? Aman sen gebesin dokunma. Aman sen gebesin kalkma. Elini aman sen şey yat. Ne oluyor? O kaslar hiç çalışmamış oluyor. O zaman normal doğum zorlaşıyor tabii ki. Diyor ki o zaman ben korkuyorum sezaryen olayım istiyor. Yani bu tür sıkıntılar doğurabiliyor. Onun için egzersiz ve spor son derece önemli. Özellikle yürüyüş. Yürüyüş. Hamilelerimde çok fazla mide bulantısı yaşıyorum. Ne yapmalıyım? İlk trimester dediğimiz ilk 3 aylık dönemde gebelerde hiperemesis adını verdiğimiz bu bulantıyla giden durum ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda ilaç kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İlaç tedavisi alacak, tuzlu şeyler yiyecek, beslenmesine dikkat edecek ve eğer ki yani hiçbir şey yiyemiyorsak, günde 15 defa, 10-15 defa kusar hale gelmişse, böyle bir durumu varsa onun da hastanede damar yolundan ilaçla tedavi edilmesi gerekmektedir. Ama bunlar da bıçak gibi kesmeyecektir. O zaman ne yapacaksınız? Zamanla bunlar zaten azalacaktır. Yani büyük çoğunluğu 15-16. Haftadan itibaren bulantı görmüyorlar. Hocam sezeryandan kaç yıl sonra normal doğum yapılabilir? Güzel bir soru. Sezeryandan sonra normal doğum bizim önerdiğimiz bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer sezeryandan sonra normal doğum yapmak istiyorsanız, bunun için bir sezeryan geçirmişseniz riski farklıdır. 4 sezeryan geçirmişseniz riski farklıdır. Şöyle düşünelim.
Elimizde bir kesi var. Biz bu kesiyi diktik. Daha sonra bu kesinin tam iyileşmeden, yani sezaryen için söylüyorum, 6 ayla 1 yıl geçmeden siz tekrar gebe kaldınız ve normal doğurmak istiyorsunuz. Buradaki sütürler, dikişler tam iyileşmediği için gebeliğin büyümesi ve artan sancılarla beraber burada rüptür olma şansı, yani yırtılma ihtimali daha da artmaktadır. Tabii normal doğurmak için şartların tam teşkilatlı olması gerekmektedir. Özellikle ameliyathane ile doğumhane katı aynı yerde olmalı. Ani bir bebeğin kalp atımında düşme, o rüptür dediğimiz durum ortaya çıktığında hemen ameliyathaneye hastamızı yetiştirmek durumundayız. Benim çok önerdiğim bir durum değildir. Hocam şimdi hem bir öneri hem bir soru gibi var. Çetin Bey yine yazıyorum. Hocam verimliliği mesleğindeki motivasyon ve çalışma başarısını hastane donanımı, ekipman, araç, kireç olarak mağduriyet yaşamasına neden oluyor mu? Yani bir eksikliğiniz falan var mı diye soruyor. Çünkü insanlar güveni gereği hocalarının beklentileri yüksek olacağından zor durumlar yaşayabiliyor mu? Çalışmalarının başarını takdir ediyorum. Sorumluluğundan ve insaniyetinden dolayı minnettarlığımı bir borç biliyorum. İyi yayınlar Mevlüt Bakır Belören'den. Şöyle, ekipman olarak az önce de bahsettim. Histereskopi cihazımız şu an Kahta Devlet Hastanesi'nde bulunmamakta. Bununla ilgili de biz gerekli işlemleri yaptık. En kısa zamanda temin edileceğine inanıyorum. O geldikten sonra, gerekli ekipmanlar olduktan sonra biz eğitim gördüğümüz, hastayı da riske atmayacak bir durum söz konusu değilse her şeyi Kahta Devlet Hastanesi'nde kadın doğum ekibi olarak yaparız. Yapmak da isteriz çünkü hiçbir hastayı sevk etmek istemeyiz. Ama ekipman olarak iyi durumdayız şu anda. Hocam programımızın sonuna geldik. Ya nasıl geldiğimizi biz de bilmiyoruz. Bayağı güzel bir akıcı program oldu. Hocam son size 1-2 dakika bir söz hakkı vermek istiyordum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Programla ilgili olarak veya izleyicilerine söylemek istediğiniz şeyler varsa son alalım. Programı bitirelim. Öncelikle bu programa teklif ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Bilgilerimizi burada sizin sayenizde, Kahta'da yaptıklarımızı, Adıyaman'da yaptıklarımızı, hedeflerimizi sizin sayenizde anlatma fırsatı bulduk. Tüm hem size hem Mercan TV yönetimine çok teşekkür ediyorum. Onun dışında son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Martin Luther King'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, sokaklarınızı öyle güzel süpürün ki diyor, Michelangelo'nun resim yaptığı gibi, Beethoven'ın beste yaptığı, Shakespeare'in de şiir yazdığı gibi süpürün. Öyle güzel süpürün ki diyor, oradan geçenler, gökteki ve yerdeki herkes burada dünyanın en güzel çöpçüsü yaşıyor desinler diyor. Benim temel felsefem bu. İşimi öyle güzel yapmalıyım ki bana gelen kimseyi, özellikle kimseyi kırmadan, incitmeden göndermeliyim. Çünkü ben şöyle düşünürüm. Anama bacıma nasıl davranılıyorsa ben de insanlara öyle davranırım. Ve öyle mutlu edip göndermek isterim. Benim arkamdan da giden herkes şunu demeli ki bu adam işin hakkını veriyor. Hocam sizi tanımak çok güzeldi. Bir mukabele. Ama yani bu bir programla bitecek gibi görükmüyor, onu söyleyelim. Yani sizin yakanızı bırakmayacağız. Yani 2 ayda 3 ayda bir de olsa her zaman. Yayına davet edeceğiz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben ayaklarınıza teşekkür ediyorum. Sağlık geldiği için bayağı bir bilgi verdiniz. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Başarının devamını diliyorum. Yine söylüyorum. Psikoloji olarak bir ihtiyacı olursa psikolog yanınızdayız hocam. Çok teşekkür Her zaman bir telefon kadar yakınız size. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hocam benim hem ablamın hem de oğlumun doğum günü bu akşam. Gidemedim. Onun için bir mesaj onlara iletip ondan sonra programı kapatacağım hocam. Necat TV izleyicileri bir programın sonuna geldik ama bu akşam hem benim ablam Aysel ablamın doğum günü ben orada canlı yayına geldiğimden dolayı gidip ellerini öpüp doğum gününü kutlayamadım. Aysel ablacığım iyi ki varsın, iyi ki benim ablamsın, nice yıllara sağlıklı yıllara diliyorum, ailemizin direğisin. Bu arada benim oğlumun da bugün doğum günü, aynı zamanda oğlum Erhan'ın da gözlerinden öpüyorum. Nice mutlu yıllara, senelere diyorum. Haftaya tekrar yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz.